Devam edebiliriz. Şu anda herkes iklim değişikliği, iklim krizi, herkes bundan bahsediyor. Tam da bundan bahsedildiği bir dönemde biz bu işi çok önceden koordine etmiştik ama toplantı tam da gündeme oturdu diye düşünüyorum. Bir de Levent Hoca bu işi Türkiye'de en iyi anlatan, en iyi bilen isimlerden biri. Son buzulla ilgili son kitabını da ben biraz 2-3 kere okuyarak ezberlemeye çalışıyorum adeta. Çünkü çok önemli bilgiler var. O anlamda da ona, o kitap için de çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen açılışla ilgili Mete Bey'e, Mete İmer'e söz vermek istiyorum. Bir iki cümleyle bu toplantıların dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bizi bilgilendirirse, bir de selamlama ile ilgili görev bir ona bırakalım. Selamlamayı yaparsa çok seviniriz. Mete Bey, buyurun. Evet Celal Bey, çok teşekkürler. Sayın katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum ÇEVKO Vakfı adına. Biz bu sene ÇEVKO Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bundan 5 yıl önce de 14 üyemizle birlikte bir sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışma grubu oluşturduk. Bu 2016'da gerçekleşti. Paris Anlaşması'nın hemen ertesinde. Buradaki amacımız aslında ÇEVKO Vakfı olarak bu konunun önemini bütün paydaşlara aktarabilmek. Burada tüketiciler önemli, sanayi kuruluşları önemli, kamu otoritesi çok önemli. Zaten yaşadığımız olaylar bunun ne kadar önemli bir konu olduğunu artık hepimize bir şekilde kanıtladı. Çok fazla konuşacak söz kalmadı. Ben öyle düşünüyorum. Acilen önlemlerin alınması hem Türkiye'de hem dünyada bununla ilgili elimizden ne geliyorsa yapılması gerekiyor. Bilimsel verilere dayanarak, bilimsel hedefleri koyarak bunlara hızla ulaşmak durumundayız. Burada hem iklim değişikliğine uyum sağlamak hem de iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımlarını azaltmak önemli. İşin finansal boyutu var. Pek çok boyutu var ama artık harekete geçme zamanı, aslında bu bile geçti. Onun için çok önemli günler. Kendimiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için çok önemli zamanlar bunlar. Onun için gerçekten bu toplantıya katıldığınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Ve sözü hakikaten bu konuda gerçekten son derece engin bilgisi olan bizleri uyandıracak, yönlendirecek Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Levent Kurnaz'a bırakıyorum. Hoş geldiniz Sayın Kurnaz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Efendim, bu toplantıyı öncelikle organize eden 3D var. Duygu, Demet ve Dilek Hanım. Üçüne ben başlangıçta hemen peşin peşin teşekkürlerimi ifade ederim, etmek isterim. ÇEVKO'ya da böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ediyorum. Biz Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak 30 yıl değil belki ama 15-16 yıldır küresel ısınma kurultayları yapıyoruz. Ve bu kurultaylarda her zaman ÇEVKO bizim ortaklarımızdan biri, destekçilerimizden biri oluyor bilgilendirme noktasında. O anlamda da böyle bir geçmişimiz var ÇEVKO'yla. Deyip sözü Levent Hoca'ya bırakmak istiyorum. Hocam buyurun, söz sizin. Bana bir paylaşım hakkı verir misiniz? Demet Hanım. Demet Hanım, bir paylaşım tamamdır, hakkı hocam. Tamamdır Levent Bey, yetki verdim. Okey. Şimdi sıkıldığınız zaman sus deyin. Ondan sonra hani soru cevapla devam edebiliriz. Benim bilgisayarım birazcık garip, onun için birazcık garip bir sunum oluyor bu. Onun için baştan özür diliyorum sizden. Bakalım, evet. Şimdi öncelikle işimiz şu. Geçtiğimiz 100 bin yılda dünyanın sıcaklığını görüyorsunuz. Sıcaklık korkunç yukarı aşağı yukarı aşağı oynamış ve ondan sonra yaklaşık son 10 bin senede birazcık düzelmeye başlamış.
Bu sıcaklıklar yukarı aşağı yukarı aşağı oynarken insan nüfusu son derece az. Bu 70 bin senede böyle bir aşağıya doğru giden bir kısım var. O kısımda görüyorsanız şurada tam insan nüfusu 140 çifte düşmüş. Yani gerçekten neredeyse yok olmanın ucundan dönmüşüz. Bu yukarı aşağı yukarı aşağı oynayan şeylerin en sonunda 100 bin kişiymişiz. Düzlüğün başında 2 milyonuz, sonunda da şu anda 7.8 milyonuz. Buradan anlayacağımız bir tane çok önemli mesaj var. Biz esasında sıcak, soğuk falan filan bunlarla derdimiz yok. Biz hızlı değişikliklerden hoşlanmıyoruz. Hızlı değişikliklere çünkü uyum sağlamak çok zor. Burada en önemli uyum sağlama noktası tarımda oluyor. Yani bizim düşündüğümüz şey şu, Kasım ayında biz toprağa sürüyoruz, tohum atıyoruz. Tohum işte birazcık karın altında kalıyor. Ondan sonra Nisan, Mayıs gibi baş veriyor. O Haziran'da azıcık yağış alsa iyi oluyor. Ondan sonra iyice boy veriyor Temmuz, Ağustos'ta. Ondan sonra haset ediyoruz Ağustos ayı sonunda. Ve buradan gördüğümüz şey, biz Kasım ayından bir sonraki Ağustos ayının sonu, yani 10 ayı tahmin etmek zorundayız. Ve az çok 10 ay içerisinde başımıza neler geleceğini tahmin edebilirsek yaşıyoruz. Tahmin edemezsek işte 140 kişiye düşüyoruz. Burada da çok önemli bir tane kavram geliyor karşımıza. Bunun ne yazık ki İngilizcesi var, resilience. Türkçesinde ben çok zorlandım bir karşılık bulmakta. Çoğu kişi dirençlilik diyor buna. Bu dirençlilik kavramı esasında birkaç tane ana faktöre dayanıyor. Öncelikle bir sistemimiz var. Bu sisteme vurduğumuzda sallanıyor ama kolay kolay düşmemesi lazım. İki, sisteme vurduk, düştü, hızlıca ayağa kalkması gerekiyor tekrar. Ve üç, sisteme birinci sefer vurdum yalpaladı ama aynı şekilde ikinci sefer vurduğumda yalpalamayacak. İlk yediği tokattan öğrenecek. Bu üç tane özelliği içinde barındırması gerekiyor. Dirençlilik kavramı. Bunun içinde her ne yaparsak yapalım, bu gezegenin bize koyduğu sınırlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu sınırların en önemlisi de esasında iklim. İklimi biz bir bozacak olursak, çünkü çok korkunç yalpalıyoruz, oradan geri gelmek çok zor oluyor. Bu 2020 yılının dünyadaki ortalama sıcaklığı. Görüyorsunuz Sibirya'nın üstünde korkunç bir kırmızılık var. O da Sibirya'nın o bölgesinin ortalama sıcaklığı normal 1981-2010 ortalamasından 5 derece daha sıcak demek. Ha, azıcık serin olan yerlerde var mı? Çoğunlukla okyanuslar üstünde ama bu da var. Ama mesela Türkiye normalden hani 1-1,5 derece gibi daha sıcak. Ama o Sibirya'daki kırmızılık Türkiye'nin çok kurak günler geçirmesine neden oluyor. Niye oluyor bunun tamamı? Güneşten dünyaya 342 watt her metrekareye enerji geliyor. Ve bu 342 watt enerjinin burada görüyorsunuz 205 artı 107 uzaya çıkması gerekiyor. Şimdi böyle çok uzun bir hesap yapıp sizleri boğmayacağım. Ama 342 gelip 342 çıkarsa dünyanın sıcaklığı sabit kalır. Gelen 342 ama çıkan 342'den azsa devamlı bir ısı atmosferde kalıyor ve atmosferi ısıtıyor demektir. Şu anda da ya bir dakika kusura bakmayın. Açık açık sen gel geç arkamdan. Kusura bakmayın, bir de usta geldi şu anda. Evde olunca böyle işlerimiz bol bol oluyor. Şimdi
gelenle giden arasında yaklaşık 2.3 watt fark var. Bu da şu anlama geliyor. Dünya her an 2.3 watt fazla enerjiyi emiyor. Bu da dünyanın ısınmasından neden oluyor. Niye emiyor? Çünkü atmosferde gittikçe daha fazla karbondioksit birikiyor. Bu görmekte olduğunuz son yaklaşık 60 küsür senenin atmosferdeki karbondioksit miktarı ve nasıl yukarı doğru gitmekte olduğunu görüyorsunuz. Karbondioksit milyonda ile ölçülüyor. Yani işte biliyoruz azot %78, oksijen %21 topladığımızda zaten %99 oluyor. Onun için geri kalan bütün gazlar milyonda ile bahsediyoruz onlardan. Bu da milyonda 418. Ve gittikçe de her sene 2 ya da 3 milyonda artıyor bu nesne. Bu ne kadar kötü deyip geçtiğimiz bir 800 bin seneye bakacak olursak, bakın 800 bin senedir milyonda 280'i aşmamış karbondioksit miktarı. Düştüğünde de 180'e düşmüş. Şimdi buzul çağlarında 180'e düşüyor. Sıcak dönemde 280'e çıkıyor. Buzul çağları bizim şu anda yaşadığımızdan yaklaşık 6 derece daha soğuk. Yani aradaki 100 fark 6 derece daha soğuk olmasına neden oluyorsa şu anda 140 artmışız. Dolayısıyla da bir 6 derece daha dünyanın ısınmasını bekliyoruz. Dünyada ısınıyor mu? Evet, ısınıyor. Burada görüyoruz nasıl yukarı doğru artmakta olduğunu bunun. Ve gittikçe de yukarı doğru gidiyor. En sıcak yaşadığımız sene 2020 idi. Ondan önce yaşadığımız 2016 idi. 2019'du. 2017 idi. 2015'ti. 2018'di. 2014'tü diye gidiyor seneler. Yani bu son zamanlarda gördüğümüz en sıcak 7-8 seneyi son 7-8 senede yaşadığı insanlık. Hayatında gördüğü. Ben ne iş yapıyorum? Ben iklim modellemesi yapıyorum. İklim, dünyayı böyle küçük küçük kutulara bölüyoruz. O kutuların içerisinde bildiğiniz fizik kurallarını işletiyoruz. Çok çok da zor olmayan. Yani işte bir gazı sıkıştırırsak o gazın basıncı artar, sıcaklığı artar. Ondan sonra bu daha sıcaksa çevresinden yukarı doğru hareket etmek ister. Buradan rüzgar estiğinde buradaki kutu bu tarafa doğru hareket eder gibi fizik yapıyoruz. Bunun sonunda da gelecekte ne kadar ne kadar sıcaklığın artacağını söylemeye çalışıyoruz. Yalnız bunun tamamı gelecekte atmosferde ne kadar karbondioksit olacağına bağlı. Bu da bizim gelecekte ne derece dikkatli yaşayacağımıza bağlı. Şimdi bunları topladığımızda şuna geliyoruz. Burada üst taraftakiler sıcaklıktaki artış, alt taraftakiler yağıştaki azalma. Sol taraftakiler eğer bundan sonraki hayatımızda melek olursak, sağ taraftakiler de hayatımızı böyle devam ettirirse. Şimdi melek olursaktan kastım ne? Yarın sabahtan itibaren biz özel araç kullanmıyoruz. Bitti. Sondu bugün kullandığımız. Yarın sabahtan itibaren ya bisiklet, ya yürüyüş, ya da toplu taşımayla hareket edeceğiz. Bir daha ağzımıza et sürmeyeceğiz yarın sabahtan itibaren. Süt sürmeyeceğiz, peynir sürmeyeceğiz. Bütün hayvansal ürünleri çıkartıyoruz hayatımızdan. Sonra lüzumsuz hiçbir şey satın almayacağız. Üstümüzde bir tane tişört var. Paralanana kadar bu tişörtü kullanacağız. Bunları yapmak eşittir melek olmak. Şeytan olmak da aşağı yukarı böyle devam etmek anlamına geliyor. Melek olacak olursak bakın Türkiye'nin sıcaklığı yaklaşık 1,5-2 derece aralığında artacak. Ki zaten 1.3 derece ısınmış durumda. Hani bunun üstü çok çok önemli değil. Biraz daha kötü olacağız bundan. Yağışlar da aşağı yukarı bugünkü gibi olacak. Ama şeytan olursak bu sıcaklık artışı yaklaşık 5 ila 7 derece. Yağışlardaki azalma da %20-%30 aralığında. Şimdi burada şunu söylemek gerekiyor. Cumhuriyet kurulduğunda 1923'te Türkiye'nin nüfusu yaklaşık olarak
13 milyondu. Ve kişi başına düşen su miktarı 8000 metreküptü senede. Şu anda nüfusumuz çıktı 85 milyon artı. Kişi başına düşen su miktarı da 1346 metreküp senede. Dolayısıyla 6'da birine düştü. Niye? Çünkü 6 kat arttı nüfusumuz. Kişi başına düşen de dolayısıyla 6 kat azalmış oldu. Yalnız buradaki bela şu. Bunun içerisine ben bu şeyleri hiç katmadım daha. %20, %30 sıcaklığı yağış azalmasını hiç katmadım. Onu da kattığımızda, işte bu Suriyelileri, Afganları, Pakistanlıları da kattığımızda bu işin içerisine kişi başına düşen su miktarı 700 metreküpe düşecek. 8000 metreküpten 100 sene önce 700'e düşecek önümüzdeki 20-30 sene içerisinde. Bu da Türkiye açısından çok ciddi bir problem demek. Şimdi yalnız ortalamaların azalması çok önemli bir faktör değil. Önemli olan uç olaylar, bunu da geçtiğimiz iki ayda çok güzel gördük Türkiye. Şimdi bu görmekte olduğunuz diyelim yaz aylarının İstanbul'daki sıcaklıkları. Sıfır dediğimiz yer İstanbul'un ortalaması 1951-1983. Yani şu anlama geliyor, 29 dereceydi İstanbul'un sıcaklık ortalaması. Sıfır eşittir 29 derece. 3 eşittir 32 derece. Eksi 3 eşittir 26 derece. Yani 1965'te sıcaklık 26 ile 32 arasında olduğunda normal bir gün kabul ediliyor. Onun üstüne de zaten hani ancak işte 3 yılda 5 yılda 10 yılda bir çıkıyor. 33, 34, 35 gibi sıcaklıklar. Çok zor bunlar şeyler. Şimdi bakın bu nasıl değişiyor zaman içerisinde. 83-93, 94-2004 ve 2005-2015. Buradan en basit gördüğümüz, bakın ortalama, yani bu eğrinin tam orta noktası sadece 1 derece artmış. Ama buna karşılık birden 35 derece sıcaklıkları artık hani evet olur her yaz böyle şeyler der hale gelmişiz. İstanbul'da eskiden 32 derecenin üstü görülmezken sıcaklık 1 derece arttığında 35 derecenin üstü zor görülüre başladı. Bu sene biliyorsunuz 37-38'i bile gördük İstanbul'da. Bu şu anlama geliyor. Bu ortalama sıcaklıklar mesela 6 derece artacak olursa o zaman uç sıcaklıklarda 6 değil 20 derece artacak. Ne demek? 32 ise 20 daha koysak 52'yi göreceğiz demektir bu İstanbul'da. Ne yazık ki. Ne zaman? 6 derece ortalama sıcaklık artacak olursa. Şimdi bakın bunu size şöyle anlatayım. Bu Bozkurt'taki seli biliyorsunuz. 3 hafta oldu sanıyorum önce yaşadığımız. Bozkurt'taki selde 36 saat içerisinde 40 kilo metrekareye yağış düştü. Bu 100 yılda bir görülen bir olay. Ve bu 100 yılda bir görülecek kadar korkunç yağış miktarı bu yüzyılın sonuna vardığımızda her 2 senede bir görülür olacak. Yani her 2 senede bir 40 kilo Bozkurt'a yağış düşecek ve bu olaylarla her 2 senede bir aşağı yukarı karşılaşabilir halde olacağız. Ama ondan sonra o yağışın son 5 senesine baktığım, 5 saatine baktığımızda en yoğun düştüğü 209 milimetre, yani 21 kilo yağış düşmüş 5 saat içerisinde. Bu 5000 senede görülebilen bir yağış. O son 5 saatte görülen. Dolayısıyla böyle 5000 senede, 10.000 senede bir görülür dediğimiz şeyler artık görülmeye başlandı. Başımıza gelen büyük bela da bu. Sadece bununla da kalmıyoruz. İş dünyası diyor ki 2007'de Dünya Ekonomik Forumu Şubat ayında Davos'ta toplanmadan önce bir rapor hazırlıyor.
en çok neden korkuyoruz iş dünyası olarak diye. Ve 2007'de altyapıdaki çöküntü, kronik hastalıklar ki bu bunda kastı şeker, kalp falan gibi hastalıklar. Sonra petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Çin'in büyüme hızındaki büyük düşüş, varlık fiyatlarındaki oynaklık gibi hiç çevreyle alakası olmayan şeyler var. Bakıyorsunuz 2007, 2008, 2009 hiç çevreyle ilgili bir konumuz yok burada. Ama 2018, 2019, 2020'ye baktığımızda aynı raporda gittikçe azalan bir geri kalan problemler var. 2020'ye geldiğimizde birincisi havadaki uç olaylar, bu bahsettiğimiz hani 5000 yılda bir görülen yağışlar. İklim değişikliğini durdurmak için harekete geçmekte geç kalmamız, doğal afetler, biyoçeşitlilikteki kayıp ve insan kaynaklı çevre felaketleri. Yani 5 felaketin ya da 5 iş dünyasının kafasını zorlayan felaketin 5'i de çevreyle ilgili. Bu senekini koymadım, 2021'de ikinci sırada pandemi vardı. Gene de birinci sırada değil pandemi. Neye karşılık geliyor? Şimdi bu olay olduğu zaman ben de bilgisayar sektöründe çalışıyordum. 2011 yılında ve bilgisayar sektöründe en büyük sabit disk üreticisi Western Digital'dı. Western Digital'ın Tayland'da, Bangkok'un biraz kuzeyinde iki tane dev fabrikası vardı. O iki tane dev fabrikasından bir tanesini bu fotoğrafta görüyorsunuz. 6 Kasım 2011'de fabrikayı sel aldı. Öbür fabrikayı da sel aldı. Ve bir tane Tayvan'da Seagate'in fabrikası kaldı. Dünyada hani büyük üretim yapan 3 fabrikadan 2 tanesi kayıp, bir tanesi kaldı. Bu da 29 Şubat 2012. Seagate dünyada 1 numara oldu. Şimdi yani dünyanın 1 numarası olan bir şirketi ağır yağan bir yağmur birden birinci sıradan 2., 3., 5. sıraya düşürebiliyor. Ya da o sırada çok önemli olmuyor ama gerekli önlemleri almış olan şirketleri de çok çok yukarılara taşıyabiliyor. Şimdi niye oluyor bu iş? Bu işin arkasında biz çok fazla karbondioksit salıyoruz en başta. Kömür, petrol, doğalgaz yakıyoruz ve karbondioksit salıyoruz. Burada gördüğünüz %65 şurası bizim kömür, petrol, doğalgaz yakmamızdan kaynaklanıyor. Kiremit rengi olan şu kısım %11 yanlış tarla sürmekten, anız yakmaktan, tarla için orman yeri açmaktan gene karbondioksit salmakla çıkıyor bunlar ortaya. Sonra şu %16 metan gazı, bu da azınlıkta daha doğrusu 3'e bölecek olsak 3'te 1'i hayvansal besinlerle beslenmemizden, 3'te 1'i pirinç üretiminden, 3'te 1'i de petrol ve doğalgaz hatlarından kaynaklanıyor. Geri kalanları da zaten hani dertlenmeye gerek yok. %90 küsürü bütün işimiz. Peki biz insanlık olarak bunu durdurmak için ne yapma niyetindeyiz? İşte Paris Anlaşması'ydı, şuydu buydu. Bir ton planlar yapıyoruz ve bunun içerisinde yaklaşık olarak şu gördüğünüz yere denk geliyor Paris Anlaşması'nda. Hatta şöyle tam. Herkes sözünü tutacak olsa nerede olacağımız? Yani 3-3,5 derece dünya ısınacak, buralarda bir yerlerde olacağız. Ve gerçekten hani 1,5 derece hedefi, 2 derece hedefi buralarda olabilmemiz için bizim karbondioksit salımlarını korkunç azaltmamız gerekiyor. Öyle bakın 2020'den başlayarak böyle her sene %20 falan azaltarak gidiyor olmamız gerekiyor ki o seviyeyi bulabilelim. Şimdi ben burada durayım. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Celal Bey'le öyle anlaştık. Bir 20 dakika konuşacağım, sonra da soru cevap yapacağız diye. Onun için şimdi sizlerin sorularını bekliyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir sunumdu.
Heyecanla, zaten sizi heyecanla bekliyordu arkadaşlarımızın birçoğu. Hocamın söyleyecekleri bu dönemde daha da önemli diye düşünerek. Ben hemen sorulara geçiyorum. Çok sayıda soru var. Senem ilk soruyu sormuştu, yazmıştı daha doğrusu. Onunla başlayalım. Şifaen sorsun. Sesini duyalım hem de. Sonra Sümeyra var, soru sormak isteyenler arasında. Ahmet abi var. Devam edeceğiz. Evet, Senemciğim. Merhaba, iyi günler diliyorum hepinize. Teşekkürler bu programa katılmak. Çok güzel oldu, bilgilendirici oldu. Çok değerli bir sunumdu. Benim ilk sorum şuydu, bireysel planda neler yapabiliriz? İlk başta bireysel planda ne gibi alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor en hızlı şekilde? Teşekkürler Senemciğim. Hocam buyurun. Tane. Lüzumsuz hiçbir şey satın almayacağız. En kolayı o. Yani ne gerekliyse o. Dediğim gibi bu da hani mesela tişört almaya gittiniz. Birinci alana, ikinci bedava. İkinciye ihtiyacım yok. Sen bana bir tişörtü yarı fiyatına ver yeter. Ya da tamam aynı fiyata ver. Yani ikinciyi almayayım. Ama hatta öyle iyi yap ki ben o aldığım tişörtü 6 ay değil 6 sene giyeyim. Bu mantığa kavuşmamız gerekiyor. Yapacak başka hiçbir şey yok. Orada da diyeceksiniz ki o insanlar nasıl para kazanacak? Kapitalizmin çöküyor olması bu noktada benim çok umurumda değil. Çünkü o tişörtlerin yapımından o tişörtleri yapan işçilerin cebine çok büyük bir para girmiyor. Patronlar kazanıyor. Patronlar da birazcık az kazanacaklar o durumda. Bu bir. İki, elimizden geldiğince az et ve süt ürünü tüketeceğiz. Bu demek değildir ki hepimiz vegan olalım. Onu demek istemiyorum. Ama bir de şu var tabii. Hani ben bunu her söylediğimde beni dinleyenler genelde günde 3 öğün et yiyebilecek maddi imkana sahip olan kişiler oluyor. Ve genelde de herkesin söylediği, hocam sen bu ülkede insanların karnına ne kadar et giriyor biliyor musun? Biliyorum. Onun için ben o insanlara konuşmuyorum. Ben size konuşuyorum. Siz günde 3 öğün et yiyebilecek insanlarsınız. Ama bunu haftada 3 öğüne düşürmek zorundasınız. Daha fazla değil. Et ve süt hatta yani. Her nasıl yapıyorsanız. O kadar azalmak zorunda. Üçüncüsü de toplu taşıma tek yolunuz uçak kesinlikle yok. Uçak anca şeyde var. Ben işte 3 seneliğine yaşamaya Amerika'ya gideceğim. Tamam o zaman uçak var. Ama işte bizim sınıfın mezuniyet toplantısı var New York'ta bu hafta sonu. İşte ben de 3 gün önceden gideyim birazcık gezerim. Yok o yasak. Ve her yere yasak. Ankara'ya gidecekseniz arabayla gideceksiniz. Trenle gideceksiniz. Bu üçünü yapacak olursak hani biz üstümüze düşenin hepsini yapmış oluyoruz. Teşekkür ederim hocam. Yani iklim kriziyle ilgili tek tek bireylerin de yapacakları çok önemli kendi çaplarında eylemleri olduğunu anlıyoruz hocamın söylediklerinden. Yani herkes birbirinden beklemek yerine kendinden başlayarak bu sürece dahil olabilir gibi çok önemli bir noktanın altını çizdi. Koray Bey'e söz vereceğim ama hocama haddim olmayarak bir cümleyle belki katkı yapmak isterim. Eğer tişört alıyorsanız o tişörtün de geri dönüşümle ilgili bağlantısına da dikkat etmek. Daha pozitif ayrımcılık yapmak lazım belki geri dönüşümlü tişörtlere diye düşünüyorum ve Koray Bey'e sözü veriyorum. Ben bir saniye bir şey söyleyebilir miyim Koray evet, Bey? Evet hocam. Bu tişörtlerin üstünde etiketler var ya. Çoğumuz işte belimize geliyor, ensimize geliyor bunu keselim. Lütfen kesmeyin. Çünkü onu kestiğiniz anda geri dönüşüm özelliğini kaybediyorsunuz. Geri üstünde kalsın aldığınız her şey. Teşekkür ederiz hocam. Bu da güzel. Neden hocam? Bak şimdi merak ettim. Orada yazıyor çünkü nasıl geri orada yazıyor. Anladım. Yani çünkü bu tişörtün içinde ne kadar hangi malzemeden olduğunu bilirlerse o zaman geri dönüştürebiliyor. Ama siz o parçayı söküp alırsanız bunun neden yapıldığını bilemedikleri için bu direkt olarak yakmaya gidiyor.
Anladım. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Koray Bey, Koray Topçuoğlu. Merhabalar. Bu değerli organizasyon için çok teşekkür ederiz. Levent hocam, sunumunuz kısaydı ama gerçekten çok bilgilendirici oldu yine bizler için. Teşekkür ederim. Sosyal medya üzerinden de sizleri takip ediyorum ben zaten. Hani çalışmalarınızı, paylaşımlarınızı yakından takip ediyorum. Bu ara ben de karbon yakalama konseptiyle bu teknoloji üzerine biraz araştırma yapıyorum. Hem de çalıştığım alandan kaynaklı. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim acaba? Şimdi bu olayın üç parçası var. Biri karbon yakalama. İkincisi o yakaladığınız karbonu taşıma. Üçüncüsü de saklama. Birincisi gayet kolay. Sizin sektörünüz için bile kolay. İkincisi taşıma. Aynı LPG tankerleri nasıl taşıyorsa aynı metotla karbondioksit taşıyabiliyorsunuz. Ama üçüncüsü imkansız. Yani bunların saklanmasına imkan yok. Onun için karbon yakalama, saklama falan öyle bir teknoloji söz konusu değil. Başka şekilde yapmak zorundayız yaptığımız işleri. Yani bu teknoloji 20 senedir konuşuluyor. 20 senedir endüstriyel skalada yapılmış bir örneği yok. Laboratuvarlarda yapılıyor. Laboratuvarlarda da pek çok şey yapabiliyorsunuz. Ama önemli olan bunu iş hayatına geçirdiğinizde çalışıyor olması. Bir. İkincisi de şu. Bizim senelik karbondioksit salımımız dünyada 50 milyar ton. Yani öyle 5 milyon tonunu bunun ben saklıyorum işte 50 milyon tonu bile saklıyor olsanız bütün dünyadaki salımların binde biri demektir 50 milyon ton. Hiçbir şey ifade etmez. Yani bizim en azından %10'unu falan saklayabiliyor olmamız gerekiyor ki bir yere varalım. O rakam da korkunç bir rakam ve hiçbir şansımız yok onda. Hocam teşekkür ederim. Evet, Sümeyra'ya söz vermek istiyorum. Sonra sırasıyla Ahmet abiye, Ali Geniş'e, Derya Hanım'a, Arzu Hanım'a soruları için söz vereceğim. Sümeyra. Teşekkürler hocam. Lafı uzatmadan ben aslında direkt su ve gıda yetersizliği üzerine sormak istiyorum. Bu gıda yetersizliği üzerine gıdadan mı kaynaklanıyor? Yani daha doğrusu sudan önce sorayım. Suyun nüfusa, aşırı artan nüfusa karşı yetersizliğinden mi kaynaklanıyor bu durum? Yoksa bizim gerçekten de suyu halka dağıtma aşamasında, yani insanlara ulaştırma aşamasında, dağıtım kısmında mı sıkıntı var? Yani gıda kaynaklarımız yeterli mi veya hani biz dağıtımda mı sıkıntı yaşıyoruz sorusunu aslında bir yandan sizden dinlemek istiyorum cevabını. Teşekkürler Sümeyra. Buyurun hocam. Bunun birkaç tane katmanı var cevabın. Birinci katman şu. Ben çok hızlı geçmek zorunda kaldım. Hani 20 dakikada konuşup bitirelim konuyu diye. Dünyada biz şu anda neredeyse ekebileceğimiz yerlerin tamamını ekmiş durumdayız. Daha da kötüsü bu ekeceğimiz alanlarda o kadar fazla kimyasal kullandık ve o kadar çok alıp geri vermedik ki toprağa, toprak yorulmuş durumda. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda başımız çok ciddi belada gıda üretimi açısından. Yani dünya şu andaki gıda üretimiyle evet 9 milyarı 10 milyarı çok rahat besler. Ama sürdürülebilir olarak besleyemez. Yani aynen böyle devam edecek olursa gıda üretimi gittikçe düşecek, nüfus gittikçe artacak olursa çok ciddi bir problemle karşı karşıya kalacağız. Çünkü toprak yorgun. Toprak yorgundan da kastettiğimiz şu, bunu hepiniz biliyorsunuz. Eski zamanda biz köyde tarlanın yanında yaşıyorduk. Tarladan bir takım şeyler üretiyorduk, yiyorduk. Ondan sonra hacet gidermek için tekrar tarlaya gidiyorduk. Dolayısıyla bunun tamamı bir döngü içerisindeydi. Yani topraktan aldıklarımızı tekrar toprağa geri veriyorduk. Şimdi tarlayla bunu tüketen insan korkunç farklı yerlerde. Onun için biz devamlı tarladan alıyoruz ve tüketiyoruz bunu. Ve tarlaya geri gitmiyor. Bu tarlaya geri gitmediği müddetçe de
tarla üretim gücünden kaybediyor. Bu üretim gücünden kaybını biz kimyasallarla yerine getirmek zorunda kalıyoruz ama kimyasallar da ancak o üretimi karşılıyor. Eskiden biliyorsunuz hepimiz öyle büyüdük. Nadas diye bir kavram vardı. Duymuş olan var mı nadası? Yok değil mi? Tarlalar işte iki senede bir nadasa bırakılır falan. Nadas diye bir şey yok. Nadas diye bir şey 20 senedir yok en az. Artık olmamasını geçtik. Bir de senede iki senede üç defa aynı tarladan üretim yapıyorlar. Şimdi bu da tarlanın üretim gücünü düşürüyor. Bizim bu biçimde sürdürülebilir olabilmemize imkan yok. Bu bir. İkincisi nüfusumuz gittikçe artıyor. O nüfusu beslemek için daha fazla gıda üretmek zorunda kalıyoruz. Bu da daha fazla kimyasal basmak demek oluyor. Yani daha az kimyasalla daha fazla üretimin bir yolunu bilmiyoruz. Bir de üçüncüsü uzun süre dayansın diye fazladan kimyasal basıyoruz. Çünkü biz bu malı Guatemala'da üretip İstanbul'da tüketiyoruz. Bu arada dayanması gerekiyor. Dayanmıyor. Yani ürettiğimiz gıdanın yarısı tarladan bizim masamıza gelene kadar kayboluyor. Bir üçte biri de bizim masamıza geldikten sonra, hatta yani evin kapısından girdikten sonra kayboluyor. Şimdi bunlar çok önemli problemler. Yani bütün bu üretildiği yerde tüketilme zincirini koyarsak, o zaman herkesi besleyecek kadar gıda üretebiliyoruz, suyumuz da var. Ama sürdürülebilir değil. Ne yapacağız? Maalesef nüfusumuz çok. Hani onun için bu şeylerde diyorlar ya, bu Covid'i esasında işte Amerikalılar çıkartmış, dünyanın nüfusunu azaltmak istiyorlarmış. O olmayınca bir de aşı yaptılar, aşı iyice hepimizi kısırlaştırdı. Keşke ya. Yani öyle bir durum olsa, harbiden olsa helal olsun ya, adamlar çok iyi düşünmüşler diyeceğim. Ama ne yazık ki öyle bir durum yok. Yani şu anda 8 milyara dayandık ve yukarı doğru da gidiyor insan nüfusu. Hiç duracak bir yeri de yok. Bu çok korkunç bir tehlike. Çünkü besleyemeyeceğiz bir noktadan sonra o kadar kişiyi. Su bu problemin daha hani kısıtlı bir tarafı. Türkiye'de çok yanlış kullanılıyor su ayrı ama hani. Hocam teşekkür ediyoruz. İki Ahmet var. Ahmet abi önce Ahmet Coşkun Aydın'a söz veriyorum. Sonra Ahmet İlhan'a söz vereceğim soru için. Ahmet abi buyurun. Sesiniz kapalı. Ahmet Bey mikrofonunuz kapalı. Mikrofonunuzu açarsanız. Kapalı. Ahmet abi şimdi başkanım geliyor mu ses? Geliyor açık. Geliyor Ahmet abi. Tamam. Çok güzel. Öncelikle teşekkür ediyorum bu muhteşem program için. Başkanım benim sayın konuşmacımız Demet Bey sorum şu. Gıda israfından bahsetti. Ben onu soracaktım. Tarlada %20, evde %20, satışta %20 bunu hepimiz biliyoruz. Bunları önlemek için nasıl önlemler almalıyız? Başka sorularım da vardı ama en önemlisi bu. Dikkatimi çekiyor manavlarda. Her şey açık, güneşin altında bir sürü sebze, meyve pörsüyor, çöpe gidiyor. Yani bunu mesela Almanya'da bunu göremezsiniz. Soğutmalı sistemlerde sunuluyor. Bu konuda adımlar atılmalı mı? Ne yapılmalı? Bir ikincisi de Allah'a şükür mü diyelim, ne diyelim? Bütün gelişmiş ülkelerde nüfus azalıyor. Bu da belki geleceğe yönelik kıtlıklara, şuna buna karşı bir olumlu gidiştir diye değerlendiriyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ahmet abi teşekkürler. Hocam bir de Ali Geniş'in bir sorusu var. Beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz artık. Sözlerinizden bunu anlıyorum demiş. Buna ilişkin de bir iki cümle sizden rica etmiş. Buyurun hocam söz sizin. Şimdi beslenme alışkanlıklarımızı değil yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Toptan. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi az çok hani epey kişinin kamerası kapalı, yaş grubu kaç, hafif şüphelerim var ama şunu aşağı yukarı sanırım hepiniz görmüşsünüzdür. Eski zamanda işte evin babası işten gelir, annesi işten gelir, manava uğrar, kasaba uğrar,
bakkala uğrar, elindeki fileye bir takım şeyleri koyar, ondan sonra getirir, akşam evde yemek yapılır, ondan sonra yapılan yemek yenir. Sonra da hani bir şey de arta kalmaz. Hani kalan küçük kaplarda buzdolabına konur. Hani işte karnı acıkan oradan yer ya da yarın ertesi öğüne birazcık kalır falan. Böyle biz şu anda öyle değiliz. Biz şu anda haftada bir alışverişe gidiyoruz. Yani sebzeyi, meyveyi, eti, şunu bunu haftada bir satın alıyoruz. Ve bu en önemli ısraf nedeni. Yani o bizim şeylerimiz, yani Ahmet Bey'in sorusunu anlıyorum, haklı. Biz bir sebzeyi, meyveyi 3 gün satışta durmayacak şekilde tüketmeliyiz. Yani eskiden ya en azından bizim mahallenin manavını biliyordu. Her sabah adam gidiyordu alışverişe, bir kasa ürün alıyordu. O bir kasayı da akşama kadar satıyordu. Akşam geldiğinde orada bir şey bulamıyordu. Ve dolayısıyla bunu soğuk havada mı tutayım, sıcak havada mı tutayım, öyle bir sorunumuz olmuyordu. Ama biz de günlük alışveriş yapıyorduk. Şimdi günlüğü bırakıp haftalığa geçtiğimiz için onun kaç gündür orada durduğu, nasıl durduğu, sıcak havada mı durduğu, soğuk havada, bunlar önem kazanmaya başlıyor. Şimdi Avrupa'da bu nispeten kolay çünkü zaten ortam serin bizle kıyaslandı. Biz de ne yapacağız? Elimizden geldiğince yerel tüketiciden ürünleri almaya çalışacağız ki çok uzun mesafeye gitmemiş olsun. Hatta mümkünse tarladan almaya çalışacağız. Hatta mümkünse balkonunuzda kendimiz yetiştireceğiz. Az evvel gelen usta tamamen bu iş. Yani ben balkonu kapatıyorum şu anda, o işi yapıyoruz. Ki bu kış orası sera olsun, ben orada sebze yetiştireyim. Derdim o. Ama şimdi bunu yaygınlaştırmamız lazım. Çünkü artık evlerde biliyorsunuz balkon diye bir kavram kalmadı. Yani hiç kimse kendi domatesini, fasulyesini balkonda yetiştirme derdinde değil. Çok güzel de oluyor. Yani şurada bir görseniz domatesler. Yani gayet iyi durumdayız. Ama birinci işimiz bu. Biz hayat tarzımızı değiştirmek zorundayız. Nasıl alışveriş ettiğimizi. Çünkü besinler bundan dolayı araya gidiyor hep. Yani uzun süre dayansın diye seçiliyor. Bir tane daha belamız var. Tarlada niye %20'si gidiyor bunun? Çünkü siz beğenmiyorsunuz. Ağzı yüzü yamuk yumuk nesneleri. Böyle işte alışverişe gittiğinizde hepsi aynı görünen domatesler olsun tamamen. Aynı görünen elmalar olsun. Doğada öyle aynı görünen diye bir şey yok ya. Doğa ne çıktıysa onu veriyor size. Çoğu da yamuk yumuk oluyor. Ve o yamuk yumukların tadı da gayet aynısı. Ama müşteri bunu yemez diyerek o yamuk yumuklar direkt çöpe gidiyor tarlada. Yani bu bizim tercihlerimizden, düşünce yapımızdan falan kaynaklanıyor. Ve hani böyle parmak şıklattık kadar kolay olmayabilir. Çünkü eskiden bizim evin altında manav vardı. Yoktu ama hani yani çoğumuzun olmadı. 20 metre, 50 metre, 100 metre ötede manav vardı. Şimdi yürüyerek değil arabayla gitmek zorunda kalıyoruz bu manava. Çünkü yerleşim sistemlerimiz değişti. Ve yanlış biçimde değişti. Bundan dolayı da tüketim biçimlerimiz de ona uyuyor. Bunun tamamını değiştirmemiz lazım. O da İstanbul gibi bir yerde olmayacak artık. Onu unutacağız. Çok teşekkürler hocam. Bu önemli bir cümleydi. Yaşam biçimimizi değiştirmemiz. Sadece beslenme değil. Yaşam biçimimizi tekrar gözden geçirmemiz, değiştirmemiz noktasında. 2-3 arkadaşıma birden söz vermek istiyorum hocam izin verirseniz. Arzu Hanım, Nurten Hanım buyurun. Sonra Arzu Hanım'a eğer şeyse söz vereceğim. Buyurun Nurten Hanım. Merhabalar, teşekkür ederim Celal Bey. Ben Levent Bey'i ilgiyle takip ediyorum. Çünkü benim kendi alanım da bu konuyla ilgili gıda israfı ve su israfı ile ilgili bilgilendirme eğitimleri veriyoruz. Büyük bir sorun var. Sanırım biz konuları parça parça ele aldığımız için bütünsel bir yolculuk yapamıyoruz ekolojik yıkımla ilgili. Ben gıda ile ilgili çok net ve o kadar ilginizi çekecek bir rakam vereceğim ki günde 120 milyon adet üretiliyor Türkiye'de ekmek. Her eve giriyor. Bunun
%10'u israf ediliyor. Yani günde 12 milyon ekmeği çöpe atıyoruz. Ve bu çöpe attığımız ekmeğin bir dilimi içinde 40 litre su harcanıyor. Tarladaki buğdayın üretiminden, yoğrulmasından, lojistiğinden, işçiliğinden tüketiciye varana kadar. Bir dilim ekmeği atarken biz böyle düşünmüyoruz mesela. Hatta bu bilincin oluşması bence çok önemli. Levent Hocam, su şurası yapıldı bu yıl biliyorsunuz. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı, su kanunu çıkacak diye. Bu su kanunu kapsamında tarımsal üretimle ilgili hikayeden başladılar. Fakat ambalajlı ürünlerin üzerinde ekolojik sarfiyatla ilgili bir etiketin olması gerektiğine dair bir görüşüm var. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Yani bir üretilen ürünlerle ilgili harcanan su, harcanan enerji ve harcanan insan gücü. Teşekkür ederim Nurten Hanım. Çok sağ olun. Bu arada hocam ben de aşağı yukarı 30 yılı geçti ekonomi gazeteciliği yapıyorum. Biz yılda en az bir kere, iki kere yaptığımızda olur. Şu kadar ekmeği çöpe atıyoruz haberleri yapardık. Hala devam ediyor mu arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bu bizim geleneksel haberlerimizden biriydi 30 yıl boyunca. Buyurun hocam, söz sizin. Şimdi öncelikle Nurten Hanım %100 haklı. Yani ama falan yok bu cümlenin içinde. Yani ama beklemeyin. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı diye bir kavram var. Bunu çoğunuz duydunuz. Avrupa Birliği şeyden başladılar önce konuya. Karbondioksitten. Yani işte Koray Bey daha iyi bunun acısını hissedecek olan sektörlerden bir tanesinde diyorlar ki şu kadar karbondioksit salıyorsa ürününüz ben sınırda şu kadar vergi alacağım sizden. Buna başladı Avrupa Birliği. Yalnız Avrupa Birliği bununla kalmayacak. Yani bu keşke biraz daha vaktiniz olsa uzun uzun bunları da anlatıyor olsaydık. Avrupa Birliği 2030 yılına kadar sizin ürettiğiniz her şeyin bu konuda Avrupa standartlarında üretilmesini isteyecek. Yani bir ekmek üretiyorsanız bu ekmeğin İşte bunun ununun içerisinde ne kadar tarım ilacı kullanıldığından, hani ne kadar su gittiye bunu yoğuran adamın elinde eldiven var mıydı yok muyduya kadar. Her türlü detayı isteyecek bizden 2030'da. Şu anda Türkiye'de sanayiye baktığımız zaman bu tür bir bilgilendirmeyi sağlayabilecek çok az firma var. Hatta hani çok kendime güvenmeden yok bile diyebilirim. Çünkü bayağı sanayinin büyükleriyle konuştuğumuz zaman yani bir tanesi mesela ağlamaklı. Ben diyor 40 bin kalem değişik ürün ihraç ediyorum. Bu 40 bin kalemin içerisine giren bütün her şeyin hesabını nasıl yapabilirim? Avrupa Birliği de diyor ki yapmazsan gönderemezsin bana. Yakın zamanda böyle olacak. Onun için hani bugün olmasa bile kısa vadede yani önümüzdeki 3-5 sene içerisinde üreticilerin bütün ürünler için bu paketlerin üstüne koyacakları bilgilendirmeye sahip olacaklarını düşünüyorum. Bunu paylaşırlar, paylaşmazlar ayrı. Şu anda paylaşamazlar çünkü yok. Yani gerçekten bir fırın sahibi ekmek üretirken o ekmeğin bir diliminin içerisinde ne kadar su gittiğini bilmiyor. Haberi bile yok. Yakınından bile geçmiyor. Ama 5 sene içerisinde haberi olacak. Ama orada da burası Türkiye. Paylaşır paylaşmaz, doğru paylaşır doğru paylaşmaz. Bunların hepsini göreceğiz ve benim görüşüm de aynı yönde. Yani onlar olacak, biz gittiğimizde gerçekten bakacağız. Yani kötü bir şey. Ben bunu almıyorum. Onun yerine bak bu daha iyi. Şu andan biz pek çok üreticiyi o yönde teşvik etmeye çalışıyoruz. Ve inanılmaz şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela bir tane hangi bölge olduğunu söylemeyeyim. İhracatçılar birlikleriyle konuşuyoruz. Bölgelerden bir tanesinden temsilci bir arkadaş geldi. Dedi ki hocam biz bunları zaten yapıyoruz. Avrupa Birliği'ne benim ürünümü test etmeden gönderme imkanım yok ki dedi. Avrupa Birliği ondan bahsetmiyor. Avrupa Birliği ürünün içinde kötü bir şey olmayacağını zaten biliyor. Onun testini yapıyor. Sen o ürünü üretirken çalışan işçiye düzgün maaş verdin mi? Sigortasını yaptın mı? Kısmına kadar detaylı istiyor senden.
Onlar yok elimizde. Varacak mıyız o noktaya? Varacağız. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Ahmet İlhan'ın bir sorusu vardı. Onu alalım hemen. Atladım ben bu arada. Özür dilerim kendisinden. Evet. Hiç önemli değil. Umarım sesim geliyordur. Geliyor, net. Oldu. İyi günler. Öncelikle bu toplantıyı organize ettiğiniz için size teşekkür ederim. Levent Bey'e de yapmış oldukları faydalı sunum için teşekkür ediyorum. Yaş sormuştunuz, yaşım 20. Bu sunumla birlikte ve sunumun öncesinde kendi geleceğim ve benden daha genç jenerasyonların geleceği hakkında endişelerim daha da artmış bulunmakta. Benim sorum, tek kullanımlık ürünlerin yasaklanması ve depozito uygulamasına geçilmesinin ileride hangi faydalar sağlayacağını merak ediyorum. Teşekkür ederim Ahmet İlhan. Sümeyra'nın tekrar bir sorusu var. Hem de yaşında yazmış, 18 diye yanlış değilse. Daha yaş ortalamasını düşürelim biraz. Sümeyra. Merhaba hocam, tekrardan teşekkürler. Aslında ben bu su tüketimi ile alakalı, hani arada sırada böyle hayvancılığa şey gidiyor ya, o konuda benim merak ettiğim bir konu var aslında. Bizim bir kase yediğimiz pirinç için 92 litre su tüketiliyor. İşte bir burger et için 120 litre vesaire diyoruz yani. Bunlar aslında baktığımız zaman tarımın da, hani pirinç de çok su tüketen bir besin. Aslında bizim hani sadece ete değil de mesela pirinç gibi bazı malzemeleri de mi çıkarmamız gerekecek hayatımızdan? Aslında ben bunun ilerleyen süreçlerinde sadece hayvancılık sektörünün değil de tarımın da bu şekilde bir engajeye mi ihtiyacı var acaba? Bir hani bir çeki düzene mi ihtiyacı var? Bunu merak ediyorum. Peki, teşekkürler Sümeyra. Koray'cığım, bir soru da senden var. Son onu alalım. Başka sorusu olan varsa lütfen yazsın, hocama vereceğim sözü son olarak. Ama sorusu olan varsa, buradan aktarırsa onu da son söz olarak değerlendirebiliriz. Koray'cığım. Hocam tekrardan merhaba. Şimdi biliyorsunuz bu endüstriyel simbiyoz uygulamaları başladı, ülkemize devam ediyor. Bununla ilgili de bir görüşlerinizi alabilir miyim acaba? Teşekkür ederim. Tam neden bahsediyorsunuz bunda? Hocam mesela bizim sektör için konuşuyorum, çimento sektörü için. Hani bunun uygulanabilirliğine dair sizlerin gördüğü emsaller veya hani önerileriniz olabilir mi? Aslında hayır, benim ama temel yani sorum bu. Endüstriyel simbiyoz dediğiniz ne tam olarak? Kafanızdaki ne? Ya ben şöyle düşünüyorum. Mesela benim fabrikamdan çıkan katı atıklar, zaten su atığımız veya emisyon dışında çok büyük atıklarımız oluşmuyor. Bunları yine proseste değerlendirmek istiyoruz. Ama bazen uygulayamıyoruz. Bunu başka bir sektörle uygulamaya kalktığımızda, hani bunu kanunla, çevre kanunu diyeyim artık, o açıdan uygulanabilirliğin devlet tarafından denetlenip denetlenmediğini bilmiyorum açıkçası. Hani ne ölçüde yapıldığını. Bunun serbest piyasaya, sizin de bahsettiğiniz bir karbon ticaret gibi serbest bir şekilde mi yapılması lazım, yoksa devlet denetiminde mi yapılması lazım? Benim kafamdaki soru bu aslında. Hani çünkü belli kısıtlamalarla yapılması gereken bir uygulama. Tonaj hesapları ve içerik açısından bunlar laboratuvar analizleriyle firmalara aktarılıyor. Ama hani bu aşamalar benim için biraz oynanabilir noktalar diye düşünüyorum. Bunların daha net bir şekilde uygulanıp emisyonlarımızın ve atık oluşumuzun ona göre oluşması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. İçin soruyorum aslında. Teşekkür ederim. Arzu Hoca'nın bir sorusu var hocam. Onu alalım. Bir de Melike Hanım sanıyorum bir soru sormuş. Onu da alalım. Durayım mı başlayayım? Bunların hepsini evet. Hatırlayacağım değil mi sonunda? Hatırlamazsanız biz arkadaşlara sorarız hocam. Tekrar şey yaparız. Arzu Hanım buyurun. Merhaba herkese. Ben plastik kirliliğinin çevresel zararları ve çözüm önerileriyle ilgili soruyorum. Bir de politika ve prosedürlerimiz bu konuda yeterli mi? Ne gibi yol almalıyız? Peki, teşekkürler. Melike? Evet, yani hocam buyurun, söz sizin. Tamam, şimdi unutmadan ben önce plastik... Bu burada çok önemli bir ayrıma gitmemiz gerekiyor. Çünkü biz plastiği öcü olarak görüyoruz. Plastik bir öcü değil. Çünkü plastik olmayacak olsa bugünkü hayatınızı yaşamanıza imkan yok. Yani plastik olmasa uçakla bir yerden bir yere gitmenize imkan yok. Arabanızı bu kadar az benzinle kullanabilmenize imkan yok. Yani arabanız en az 2-3 ton olurdu.
plastik olmayacak olsa, günlük hayatınızda işte şöyle çevrenize bir baktığınızda işte oturduğun koltuğun önemli bir kısmı plastik gibi. Şimdi burada plastikten kastımız bizim esasında biraz daha tek kullanımlık plastik kavramı. Yani bunlara ihtiyaç var mı ve bunların bertaraf edilmesi. Orada da ben bundan bir unuttum. 10 sene falan önceydi Plastik Sanayicileri Derneği'nin bir konferansında bana söz verdiler. Bakın dedim, emin misiniz beni çağırmak istediğinize? Evet, eminiz dediler. Ondan sonra ilk önce şeyi koydum. Deniz altındaki plastik kirliliğini, bütün şişeler atılmış falan filan. Ama bu sizsiniz işte. O denizin altındaki bütün şişeler sizsiniz. Evet dediler, doğru biziz yani. Ama dedim, bu sizin suçunuz değil. Yani şişe denizin içine gidiyorsa bu biri o şişeyi denizin altı içine atıyor demektir. Başka bir anlamı yok bunun. Sizin suçunuz kişileri bunu düzgün yapma biçiminde eğitmemektir. Yani biz insan olarak suyu içtikten sonra arabanın penceresinden dışarı attığımız müddetçe plastik kirliliği de olacak. Ha, plastik kullanmayalım başkaca, o zaman başka şeyin kirliliği olacak. Yani biz temizlik mevhumunda zayıfız. Bu da eğitimden başka bir şeyle olacak gibi değil. Yani yasakladığınız an başka yerlerden patlıyor. Depozite getirdiğinizde başka tarafa gidecek. O da doğru bir şey değil. Çünkü o zaman da insanların kafasının içerisinde bunlar benim içine tükürdüğüm şişeyi tekrar geri getirip temizlemeden bana satarlarsa ne olacak falan. 40 türlü problemimiz var bu işin içerisinde. Onun için yani gerçekten böyle sadece bir tarafla değil, pek çok açıdan bakıp değerlendirmeye gerek var. Şimdi Türkiye'de genel olarak baktığımızda bu sözünü ettiği Koray Bey'in dönüşsel ekonomi. Yani bunun adı, sanığı, şekli, şemali bu. Ve dönüşsel ekonomi esasında bir tasarım sonucudur. Yani burada çimento üreten birileri de o tasarımın baştan parçası olacak. Yani siz çimentoyu belki şöyle değil, böyle üretecek olsanız, o zaman sizin çıktığınızı biri alıp şöyle değil böyle kullanıyor olabilir. Onun çıktısını da başkası alıp şöyle kullanıyor olur. Ama burada ben hiçbir sistemimde değişiklik yapmayayım ama benim çıktığımı biri alsın kullansın, zor. İşte o simbiyoz dediğiniz o. Yani o simbiyoz ortak gelişen bir şeydir. Sonunda oluşan değil. Yani doğada baktığımızda simbiyoz iki canlıya bakacak olursak bunlar beraber gelişmiştir. Bir tanesi gelişip o bir şey üretmeye başladığında öbürünün aklına gelip ben de bunu o zaman alayım şeklinde değildir. Bu ürettiğinde bu da onu tüketebildiği için birlikte olmuşlardır. Bu nedenle de bizim bütün sistemlerimizin baştan düşünülmesi gerekiyor. Ve endüstriyel tesislere girdiğiniz zaman bu baştan düşünmemenin inanılmaz bir problem olduğunu görüyorsunuz. Yani mesela şimdi ben bu hafta bir tesisteydim. Soğutma suyunu depoluyorlar. Soğutma suyuna ne zaman ihtiyacınız olur? İşte tesisin dış sıcaklığı 45 dereceye geçince diyorlar. Soğutma suyunun sıcaklığı kaç derece olacak orada? O da 45 derece olur. 45 derece olan soğutma suyuyla 45 derecede soğutmanız gereken tesisi nasıl soğutacaksınız? Bilmem, bugüne kadar hiç ihtiyacımız olmadı ki cevabını alıyoruz. Yani dolayısıyla baştan bu planlamaları yapmayınca garip garip çözümler çıkıyor ortaya. Sonra tarım. Tarımda Türkiye'de çok ciddi bir problem var. Yani bizde tarımın devletin planlamasıyla olması lazım. Yalnız oldukça çok senedir biz bu devlet planlamasına karşı durmaya çalışıyoruz. Yani bir kere çok saçma sapan bir sistemimiz var. 5 yıllık kalkınma planı diye bir kavramımız var. Ruslar bile bıraktı 5 yıllık kalkınma planı. Yani Rusların 1950'lerde uyguladığı bir sistemdi bu 5 yıllık kalkınma planı denen şey. Sonra biz bu 5 yıllık kalkınma planını alıyoruz. 2. yılında revize ediyoruz. 4. yılında tekrar revize ediyoruz. Tarıma uyguluyoruz. Ve böyle olmaz. Yani
Konya Kapalı Havzası'na geldiğinde biliyoruz ki gökten yağmur düşmüyor. Gökten yağmur düşmüyorsa o zaman siz orada şeker pancarı yetiştirmeyeceksiniz arkadaşlar. Devletin burada kimin neyin nasıl üretildiğine karışarak planlama yapması gerekiyor. Gelecek açısından bu çok kötü mü? Evet çok kötü. Çünkü devlet bir noktada buna karışmayacak olursa ve piyasa ekonomisi bunu sürdürsün dersek piyasa ekonomisi bunu sürdürmüyor ve sürdürmeyecek. Onun için de hepimizin ciddi bir planlama yapmamıza ihtiyaç var. Ya da demokrasinin dediği gibi hepimizin tam bilgiye sahip akıllı vatandaşlar olmamız gerekiyor. O da mümkün değil. Bilmiyorum. Yani eksik bir şeyimiz kaldı mı? Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzeldi. Ayrıca ben chat'e de yazdım. Sorusunu eksik gören vesaire varsa sizinle bağlantıya geçeceğiz. Onun devamını yani sorusunu yanıtlanmadığını düşünen varsa mutlaka sizinle bağlantıya geçip o arkadaşın her sorusunu zaman da yanıtlamaya sosyal yanıtlamaya, medyadan, e-mail'le elimden geleni yapmaya çalışacağım. Yanıtlamaya çalışacağız. Ben Mete Bey'e son sözü vereyim. Sonra da size son söz için söz vereceğim hocam. Kapatacağım oturumu eğer uygun görürseniz. Buyurun Mete Bey. Evet, çok teşekkürler. Gerçekten konu çok geniş. İklim değişikliğiyle mücadele dedik. Depozito sistemi, tarımın sorunları, işte çeşitli konulara girdik. Hakikaten çok geniş bir konu. Bunları saatlerce konuşabiliriz. Bunlarla ilgili çok detaylı da konuşabiliriz. Tabii ki toplumsal olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Bir takım şeyleri öğrenmeliyiz, yapmalıyız. Ama maalesef bu yeterli değil. Bizim burada öncelikli olarak talebimizin bunlar bir yasal düzenleme olmaksızın, bir işte bunu gerektirecek mevzuat olmaksızın bu konuda, iklim değişikliği mücadele konusunda hızlı hareket etmemiz mümkün değil. Onun için burada esas görev otoritelere düşüyor. Ne olursa olsun bütün dünyada, ülkemizde de bu önlemlerin alınması için artık karbona bir değer koymak, bununla ilgili yasal düzenlemeleri yürürlüğe koymak benim bunu uygulamaktan geçiyor. Benim kısaca söylemek istediğim konu bu. Ben bütün katılanlara çok teşekkür ediyorum. Hocamıza da teşekkür ediyorum aydınlatıcı sözleri için. Ekonomi Gazetecileri Derneği ile birlikte bunu yürütüyoruz. Gerçekten Celal Bey, size ve bütün derneğe de tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bir başka etkinlikte, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ilgili etkinlikte görüşmek üzere diyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar. Teşekkür ederim Mete Bey, katkılarınız, emeğiniz ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Katılan bütün dostlara teşekkür ediyoruz. Ben son sözü hocama bırakıp noktalamak istiyorum etkinliği. Eğer bir itirazı olan yoksa. Buyurun hocam. Ya ben teşekkür ediyorum. Daha fazla yani kalsak bir 3-5 saat daha konuşacak konu her zaman var. Hatta beni susturmak da kolay değil. Yani ben başladığım zaman beni susturmak için para vermek gerekiyor. Konuşturmak için değil. Onun için ne zaman isterseniz buradayım. Yani gelecekte de konuşabiliriz. Çok ayrı gayrı insanlar değiliz. Aynı çevrede yaşıyoruz hepimiz nasılsa. Hocam çok teşekkür ederiz. Yaptığınız çalışmaları biliyoruz. Kitabınızı çok severek ve beğenerek okuduk. Okumaya devam edeceğiz. Ben çalışmalarınızı da bundan sonra daha yakından izlemesini isterim arkadaşlardan, eğer izlemeyen varsa. Bu toplantıya katıldığınız ve görüşlerinizi, düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. İklim kriziyle ilgili minik bir farkındalık noktasında adım atmışsak bugün önemli bir şey yapmış olduk diye düşünüyorum. Çünkü bu iş minik minik olacak. Katılan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Ekranlarınızı açarsanız bir fotoğraf alacak arkadaşlar. Sonra da hep beraber vedalaşalım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler.
Demet Hanım, kapatabiliriz.